Evet arkadaşlar, kar yağıyor. Hiç beklemediğim bir sırada nedense kar yağdı. Dün hava bayağı soğuktu, zaten dün yağmaya başladı. Hafif hafif yağıyordu, sonra bayağı bir yani yağmaya başladı. Ondan sonra da zaten işte dün böyle hava tutmaya başladı, sabah da böyle oldu. Arkadaşlar ben hep böyle kış ayında, yani zaten yani kış ayındayız mı? Ben hep kar yağmasın. Arkadaşlar ben hep kar yağsın istiyorum istiyorum, yağmıyor. Sonra böyle tam olmadık zaman da yağıyor. Galiba bugün yarına kadar yarın kar yağmayacak galiba. Yani yarın böyle olmayacak galiba. Olmasın zaten. Neden? Çünkü bizim servis arkadaşlar kar yağdığı zaman okula bayağı geç götürüyor. Mesela o zaman kar yağdığında okula geç kalmıştım. Aslında olsun istiyorum. Yani kar yağsın, oynamak istiyorum. Yarın da oynamak isterim mesela ama servisin bayağı geç geleceğini biliyorum. Muhtemelen böyle akşama kadar falan yağar, tutar. Hatta sabah da böyle olur. Ama sabah sonradan karlar erimeye başlar. Büyük bir ihtimal. Çünkü birazcık eridi bile. Gerçi şu an yağıyor ama mesela şu bahçede daha fazla kar vardı. Onun dışında şu Atatürk heykelinin olduğu yerde daha fazla vardı. Oralar biraz bakın erimiş. Ama şu an yağıyor. Şu an yağıyor ve eğer akşama kadar bu şekilde yağarsa yine dün akşamki görüntüsüne kavuşur. Ama akşam bir daha oynamaya çıkamayız. Neden? Çünkü bize misafir falan gelecek böyle. Aile arası toplanacaklar işte. Kuzenim Arda'lar falan gelecek öyle. Biz de şimdi birazdan dışarıda kar oynamaya çıkacağız. Çok yok. Yani çok yok derken yani var. Ya çok yok niye diyorum ya. Var işte, bildiğimiz Eylül her yer kar dolu. Kar oynayacağız. Ben de biraz hastayım. Ezgi de hasta. Ben zaten hastalığı Ezgi'den kaptım. O yüzden arkadaşlar çok fazla durmayacağız. Hava zaten buz gibi. Annemler de Ezgi'yi giydiriyorlardı. Neyse ben üşüdüğüm için orada konuşmuyorum. İçeri giriyorum. Birazcık daha dışarıyı çekeyim. Hep aynı yerleri çekiyorum ama olsun. O zaman. Ben de hazırlanacağım. Bakın ne güzel yağıyor, gördünüz mü? Havada buz gibi. Oo, kolumu böyle camdan dışarı çıkarınca daha çok üşüyorum. Arkadaşlar bu arada benim en fazla istediğim şey ne biliyor musunuz? Niye gidiyorsam. Yılbaşında kar yağması. Yılbaşında kar yağınca çok güzel oluyor. Valla. Bu arada okulların kapanmasına da galiba 3 ay falan... Yok ne 3 ayı ya. Yani 3 aya yakın kaldı işte. 3,5 ay falan. Şu an kaç hafta oldu okullara gideli? 3 hafta mı oldu? Aynen işte okulların kapanmasında 3 ay civarı var. Bana 3 ay az geliyor. Zaten Haziran'da ders bile işlemeyiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Haziran'da. Sınavlar bittikten sonra büyük bir ihtimalle son ay, bir son kalan bir ayda hiçbir hoca ders işlemez. Son hafta zaten kimse okula gelmez. Okul bomboş. Neyse benim de hazırlanmam lazım. Annem Ezgi'yi zaten hazırlıyor şu an. O zaman ben de hazırlanayım arkadaşlar. Ezgi şu an nedense bağırıyor. Ezgi hasta olduktan sonra bayağı huysuzlandı. Bayağı huysuz hem de. Yani her şeye ağlıyor, bağırıyor. Şu anda bağırıyor zaten arkadaşlar. Ama onun bağırma sesini... Annem Ezgi'yi hazırlamış. Ben de montumu giydim. Şapkamı, atkımı falan takacağım. Eldivenlerimi giyineceğim. Eldivenlerimi giyinince arkadaşlar videoyu başlatıp kapatamayacağım. Çünkü eldivenler hani biraz şey ya, videoyu öyle başlatıp kapatamam. O yüzden arkadaşlar videoyu bitireceğim tabii ki de. Zaten ben dışarıda kar oynarken video çekmeyeceğim. Çünkü telefonu tut, onu çek, bunu çek, onu yap, bunu yap falan filan biraz uğraştırıcı geliyor. Yani uğraştırıcı geliyor dedim. Eldiveni çıkar, videoyu başlat, durdur, çek. Sonra durdur, telefonu cebine koy, oyna falan. Öyle rahat oynayamam. Burada dışarı çıkıp maksat zaten eğlenmek arkadaşlar. Dışarı çıkacağız, eğleneceğiz. Kar oynayacağız. Eğer sizin orada da birazcık kar varsa bence oynayın. Çünkü yarına kadar muhtemelen erimiş olacak. Ya da yarın siz oynayamadan okuldan dönene kadar erimiş olacak kar. O yüzden bence bugün oynayıp keyfinizi çıkarın. Zevk alın. Çünkü belki de kışın. Kış zaten bitmek üzere. İlkbahara geçiyoruz.
Yani kış bitmek üzere. Kışın belki de son yağan karı ve son oynayabileceğiniz karı bu olacak. Belki de yağan son kar. Bir daha yağmayacak. Yani çünkü geçen sene hiç kar yağmadı. Bu sene bir kere yağdı. Ben bir kere oynayabildim. Baya hatta karla slime yapmıştım. Bir de şimdi oynayabileceğim arkadaşlar. Umarım diğer sene bol kar yağar. Çünkü normalde bir ara bayağı kar yağmıştı. Yollar kapanmıştı. Okullar tatil olmuştu. Hatırlıyorum o zaman hayatımın en mutlu günüydü zaten. Evet. Ben zaten sabah bu arada kalkınca bir fotoğraf çekmiştim. O fotoğrafı da şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar şu fotoğrafı görün. Burada daha fazla kar var etrafta gördüğünüz üzere karşı bahçede falan. Sizleri çok seviyorum. Eldivenlerimi giyineceğim. Muhtemelen videoyu bitireceğim eldivenlerimi giyindikten sonra. Ezgi de yine mızmızlandı. Niye ağladığını bilmiyorum. Bu arada çekmemi istediğiniz istek videoları yorumlara yazın arkadaşlar. Eldivenlerimi giyindim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Birazdan elbiseli şapkamı giyineceğim. Atkımı takacağım. Şimdi bu eldivenleri giyince Kartepe'ye gittiğimiz aklıma geldi arkadaşlar. Kartepe'ye gittiğimizde bayağı güzeldi. Hatta Kartepe'de çektiğim kısa bir videoyu yüklemiştim. Biz şimdi çıkacağız. Ezgi mızmızlandığı için şu an çıkamıyor. Yani Ezgi'yi annem muhtemelen... Evet arkadaşlar, o zaman ben gidiyorum. Birazcık kar oynayacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Lütfen bugün kar oynayın. Tabi hasta değilseniz, ben hastayım ama. Çünkü bugün yazın oynadığınız son kar olacak. Sizi seviyorum. Ben kar oynayıp geliyorum. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum ama kapatmadım. Biz karla oynadık geldik. Evet hatta bakın şu arabanın arkasından falan hep kar aldık. Oynadık bu şekilde. Şu an benim aklıma şu geldi. Şura var ya, ben buraya buradan atlasam aslında kamerada daha uzak görünüyor ama bir şey olmaz. Çünkü çok yakın. Neyse öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Evet, oynadık arkadaşlar karla. Akşam belki video çekebilirim. Çünkü akşam hani kuzenim Ardalar gelecek falan. Öyle misafirler gelecek. Belki akşam kuzenim Arda ile video çekeriz arkadaşlar. Dün dün. Kuzenim Arda ile eğer yarın video fikri bulursak. Çünkü bazenleri bulamıyoruz. Önceden daha hızlı buluyorduk da. Şimdi bulamıyoruz. Video fikri bulursak belki video çekeriz akşam. En kötüsü de yarın okul olması. Normalde cumartesi ve pazar günleri benim için acayip derecede hızlı geçerdi. Gerçekten hızlı geçerdi. Ama bu sefer sanki diğer günlere göre pazartesi ve cuma dedim, pardon, cumartesi ve pazar. Ama bu sefer sanki diğer günlere göre cumartesi ve pazar daha yavaş geçti. Yavaş geçmesi benim için güzel. Çünkü tatillerin bitmesini istemiyorum. Canım sıkılsa bile. Evet. Şurada da buz var arkadaşlar. Cuma günü zaten evden gelir gelmez canım acayip sıkıldı falan filan. Cumartesi günü de işte kuzenim Vardalara gittim yani dün. Babam hamburger aldı. Mukbang videosu çektik. Slime aldık. Slime'larla video çektik. Sonra akşam kuzey falan geldi işte. Sonra eve gittim. Ondan sonra zaten bugün de pazar günü arkadaşlar. Pazar günü işte kar yağdı. Kar oynadık. Akşam da kuzenim Ardalar gelecek. Bence bu cumartesi ve pazar diğer cumartesi ve pazarlara göre daha şey geçti ya. Daha iyi geçti. Normalde daha güzel geçiyordu. Ama bu sefer daha iyi geçti. 15 tatilden önce cumartesi ve pazarım gerçekten yavaş geçiyordu ve güzel geçiyordu. 15 tatilden sonra cumartesi ve pazarım acayip derece sıkıcı ve kötü geçmeye başladı. 15 tatilden önce hafta içi yani okula gittiğimizde hani 5 gün var ya. Lanet olası 5 gün. O çok hızlı geçiyordu. Hatta bir ara diyordum ki ne ara cuma günü oldu diyordum. 15 tatilden sonra acayip derecede yavaş geçmeye başladı ve yavaş geçince de hafta içi bitmiyor. Okul bitmiyor gibi hissediyorum. Okuldan daha çok soğuyorum. Yani çok kötü, çok kötü, çok kötü arkadaşlar. Bu arada dün gece 4.30'a kadar uyumadım. Instagram'da dolaştım. Habire dışarıyı kontrol ettim. Kar ne kadar olmuş diye. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Son kez yine dışarıyı göstereyim. Hala yağıyor. Evet, üşüyorum.
Neyse, bu videonun sonuna geldik. Eğer akşam kar yağarsa ve sokaklar bayağı kar olursa belki kuzenim Arda ile yine video çekeriz. Hani böyle dışarıyı gösterdiğim bir video çekerim ya da. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.